Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Kadınların adet günleriyle alakalı meselelerde fıkıh kitaplarında en fazla 10 gündür diye belirtiliyor. Sonrasında cinsel ilişkiye temizlenmeden de girilebileceği ibareleri var. Bunun aslı nedir? 10 gündür Hanefi'ye göre en uzun adet günü, muayyen gün. 10. gün kadın gusleder, ondan sonra ibadette her şeyde serbest olur. O yüzden normalde 10. gün bitmiş olması lazım. 10. gün biterse geri kalan hastalık kanı noktasında görülür. Nasıl üstad oldunuz? Kaç yaşında mevlilik ile tanıştınız? Ben üstad olduğumu hiç iddia etmedim. O yüzden nasıl üstad oldunuz sorusu üstad olanlara sormak lazım. Biz kendimizce Sufi adayız. Sufi olmaya gayret ediyoruz. Kaç yaşında mevlevilik ile tanıştınız? Bunun nerenin yaşıyla sorduğunuza bağlı. Dünya yaşıyla mı soruyorsunuz? Başka bir yaşla mı? Ona bakmak lazım. Ders almayan biri zikre katılabilir mi? Evet. Namaz kılmayanın birinin zikri kabul olur mu? Neden kabul olmasın ki? Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Kim Allah ayet-i kerime, kim Allah'ı zikrederse en büyük işi yapmış olur. Namaz kılmak ayrı sevap, Allah'ı zikretmek ayrı sevap, oruç tutmak ayrı sevap. Bir kimse bir ibadeti yerine getiriyorsa, Cenab-ı Hak başka bir ibadeti yerine getirmedin deyip o ibadeti silecek değil. Said-i Nursi'nin Risale-i Nur'da bana yazdırıldı ifadesi var. Ne kadar Said-i Nursi'nin dilinden çıkmış bir sözdür bilmiyorum ama Risale-i Nur'da böyle bir ifade var. Peki bu Bakara suresi 79. ayet ve Enam suresi 90. ayetine aykırı olduğu halde neden bu ifadeler bazı kitaplarda var? Bu böyle filanca ayette böyle var demek İslam ifadesi değil. Bunu böyle internetten oradan buradan yazanlar böyle söylüyorlar. İşte Bakara suresi 79. ayette var. Bu toplum Bakara suresini komple hıfzında mı tutuyor? Ne yapacağız? Yanımızda bir de fihrist mi dolaştıracağız? Kur'an fihristi. Bakara 79'da ne diyordu? Aç bak. Bunlar bir şeye, bir yere yazı yazarken Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alakalı normalde Kur'an-ı Kerim'in ayetini yazın oraya. O kimse Türkçesini okusa dahi hem soruyu sorarken yazana sevap, hem okuyana sevap, hem de dinleyene sevap. Bu böyle, bu tip ifadeleri kabul edenlerden değilim. Hakkınızı helal edin. O yüzden bu tip mesela işte Risale-i Nur'da bana yazdırıldığı ifadeleri Bediüzzaman'da olduğu gibi aynı şey Hazreti Mevlana'da da var. Aynı şey Muhyiddin Arabi'de de var. Bu onlara gelen ilhamla alakalı. Kalplerine ilham gelmiş, o ilhamın geldiğini söylüyorlar. Siyonizm nedir? Mehmet Akif'i, Said-i Nursi'yi, Elmalı Hamdi yazarı himayesine aldı mı? Ya bunların hepsi de şey, ne o? Çok affedersiniz ama onun bunun uydurduğu deli saçması. Herkesin hatası olur, kusuru olur, iştahat eksikliği olur, iştahat hatası olur. Bizde böyle bir iştahat eksikliği, bir iştahat hatası olursa hemen biz onu bu Siyonist, bu Yahudilere hizmet eden,
İçtihat hatası vardır herkesin. Gerek yok böyle insanları damgalamaya. Kehanet nedir? Kehanet denilen şeye ne kadar inanabiliriz? İslam kehanetlere inanmaz. Vitir namazı kılmıyorum. Ortasında tekbir getirilip ellerin kaldırılması garip geliyor. Kur'an'la örtüşmeyen hadise inanmıyorum. Bir mezhebe tabi değilim. Mezheplerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Şeklindeki düşünceler sakıncalı mıdır? Bir tartışmaya sebebiyet vermemek için bunlara katılmadığımızı söyleyip susmakta bir sakınca var mıdır? Yani bir kimse vitir namazı kılmıyorum, ortasında tekbir getirilip ellerin kaldırılması garip geliyor. Garip gelen her şeyi terk mi edeceğiz? Namaz garip değil mi? Mustafa Altay oralarda mı veya Cafer Altay? Merdiven çok güzel olmuş ya. Maşallah. Gerçekten ya. Görüntüsü falan harika olmuş. Altaylar Ahşap olarak size teşekkür ediyoruz. Merdiven çok güzel olmuş. Gerçekten. Hem böyle kapanmış, örtülmüş, iyi olmuş. Teşekkür ederiz. Vitir namazı Hanefi'ye İmam-ı Azam'a göre vacip, İmam Muhammed, İmam Yusuf'a göre sünnet, diğer imamlar da işte kendilerince vacip veya sünnet kabul edenler var. Bir kimse bu namazı kılmıyorum, ortasında tekbir getiriliyor, acayip geliyor demek din mantalitesine uygun değil. Neden? Dinin kendine göre bir mantalitesi, kendine göre bir aklı vardır. İnsan kendi kendine bu dinin mantığına, bu benim mantığıma uygun değil demek, bu çünkü sadece burada kalmaz, ileriye doğru gider bu. Hani Cenab-ı Hak Yahudileri imtihan etti ya, cumartesi dedi ki balık tutmayın. Yani günlerin arasında bir fark mı var? Cumartesi balık tutma demiş. İmtihan da bu. Buna normalde akıl olarak baktığınızda bu da mantıklı bir şey değil. Din zaten insan aklını yenmek içindir. İnsan aklını yenmek için olduğundan böyledir. Yani kurban kesmenin nesi mantıklı? Hacca gitmenin nesi mantıklı? Dört tane duvar var, taştan örülme. Mantık ararsan var mı mantık? Hindu için Ganj Nehri'nde yıkanmanın mantığı var mı? Bir belgeselde izliyorum. Hac ibadetini yerine getiriyorlar. Himalayalarda. 7 tane mescit var. Yani 7 tane mescit değil de 7 tane böyle ibadethane var. Ve bu hac ibadetine yola çıkan kimseler yürümüyorlar. Ellerinde böyle bir plastikler var, dizlerinde plastikler var. Çok özür dilerim. Böyle hayvanlar gibi yürüyerekten gidiyorlar. 4 kişi belgesel çekmişler. Dışarıdan baktığınızda hiçbir mantığı yok. Ama inanç. Gidiyorlar. Ona bakarsanız mantık arıyorsunuz ya. Bir açı doyurmanın mantığı ne? Doyurmak zorunda mısınız? Bir yetimin başını okşamanın mantığı ne ki? Hiçbir mantık yok. Bir kimse şunu diyebilir. Ne mantığı var ki bunun? Yok. İbrahim'i ateşten kurtardı. Ne mantığı var ya bunun?
akla uygun mu? Yunus Aleyhisselam balığın karnında 40 gün yaşadı. Akla mantığa uygun mu? Musa Aleyhisselam ateşin arkasından Cenab-ı Hak'la görüştü. Önde ateş görünüyor, Allah'la konuştu. Mantık mı? Hadi mantık söyleyin Meryem'in hamile kalışına. Mantık söyleyin Adem'in yaratılışıyla alakalı. Din inançtır. İnanç. Bir şey aklına uymuyor, zaten o yüzden inanç. Senin aklının üstünde, o yüzden inanç. Allah bizi affetsin. Kur'an'la örtüşmeyen hadislere inanmıyorum. Aa, demek ki Kur'an'ı öylesine anladı bir arkadaş. Kur'an'ı öylesine anladı. Nahividen, gramerinden, manasından öylesine Arapçaya hakim. Öylesine Arap diline, Arap edebiyatına hakim ki Kur'an'ın okunuş lehçelerinden dahi mana çıkarabilecek halde. Bu arkadaş öylesine lehçelere hakim ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin söylemiş olduğu hadis-i şeriflerin lehçesine de hakim. Nahiv, gramer böyle o noktada o kadar derinlemesine biliyor ki Kur'an'da nefesle dahi çıkarılan harflerin, böyle gırtlaktan çıkarılan harflerin dahi gramerine sahip bir kimse. Öyleyse bu arkadaş Kur'an'la örtüşen örtüşmeyenleri çok iyi tespit edebilir. Muhteşem bir Kur'an ilmine, muhteşem bir hadis ilmine sahiptir. Eyvallah. Bugüne kadar bu cesarette bir kimse olmamış hiç. Ne İmam-ı Azam, ne İmam Şafii, ne İmam Maliki, ne İmam Hanbeli. Dört mezhep imam olarak. İmam Muhammed, İmam Yusuf, Tabarani, Tirmizi. Bu 1400 yıldan beri gelen bütün İslam ulemasının içerisinden böyle bir kimse çıkıp da bunu söyleyememiş. Cahil cesaretli oluyor. Şimdi bu son zaman çıktı. Bu. Ben Kur'an'a aykırı hadisleri kabul etmiyorum. Aa, ne kadar güzel. Sen 6666 ayet-i kerimeyi biliyor musun sonuna kadar? Hayır. Nereden bu hükme varıyorsun? Kur'an mana olarak tam olarak anlaşılabilmiş mi? Hayır. Nereden sen bu hadisin aykırı olduğunu biliyorsun? Manası tam olarak henüz daha anlaşılamayan bir kitabı? Kardeşler, Kur'an mana itibariyle tam olarak henüz daha anlaşılabilmiş değil. Kur'an dil olarak henüz daha tam olarak anlaşılabilmiş değil. Kur'an dil, gramer açısından henüz daha tam açıklanabilmiş değil. Değil. Bir hadis-i şerifin Kur'an'a aykırı olup olmadığına kim hükmedecek? Bilmediği bir şeyde hükmedecek. Bir mezhebe tabi değilim, mezheplerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Harika. Demek ki o kadar Kur'an-ı Kerim'in bütün manasına kendi yaşadığın döneme ait. Hadis-i şeriflerin bu noktadaki bütün manasına vakıfsın ki sen bugüne kadar gelmiş olan mezhep imamların üzerinde bir ilme veya en az mezhep imamları kadar bir ilme sahipsin.
başına gelen bir hadiseyi kendin hükmedebilecek hale gelmişsin, tabii bir mezhebe intisap etmene gerek yok. Hala. Sıkıntı yok. Televizyonda bir ateisti beğenerek ve o kişiden etkilenerek istiyoruz. Tabii karşı cins bunda herhangi bir beis var mı? Göz veya düşünce zinasına giriyor mu? Allah razı olsun. Ne ateistlere karşı daha mı farklı düşünüyorsunuz? Allah affetsin. Vevk ilmi nedir? Şans oyunları haram mıdır? Şans oyunları haramdır. Vevk ilmi nedir? Bizim ne o ilgilendiğimiz bir dal değil. Camiye cemaatle namaz kılmaya gittim ama bayanların namaz yeri kapalı kutu gibiydi. Ne imamı ne de imamı göreni görüyordu. Bu durumda namazı cemaatle mi yoksa tek mi kılmalıyız? Hanefiler imamı göreni görmeyi şart koşmuşlar. Evet, geçen haftadan kaldığımız yerden devam edecektik. Ama ve lakin bu geçen hafta laiklikle alakalı bir mevzu vardı burada. Onunla alakalı buradan oradan mı başlayalım? Evet. Laiklik Fransızca. Devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını savunan prensiptir. Türk Dil Kurumu. Türk Dil Kurumu'nun bu prensibine göre, yani açıkladığı bu laiklik prensibine göre dünya üzerinde laik bir devlet yok demek ki. Laiklik bize Fransızcadan geçme. Devlet yönetiminde herhangi bir dinin referans alınmamasını. O zaman bütün Avrupa devletleri kendilerince Hristiyanlığı referans almışlardır. Adamlar ezanları susturuyorlar. Camileri normalde önüne engel olmaya çalışıyorlar. Avrupa'da laiklik yok. Amerika'da da laiklik yok. Amerikan devlet başkanları da hepsi de İncil'e yemin ederekten göreve başlıyorlar. Hani ölçü alacağız ya, bizde Batı'yı ölçü almak çok moda ya. Laikliği biz normalde Avrupa'dan almışız. Aldığımız, Avrupa'dan aldığımız ülkelerin devletleri laik değil. Hiçbirisi de. Hiçbirisi de. Gelelim en böyle katı savunucularından birisi Türkiye. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı nereye koyacaksınız? Rusya Katolik. O da kitaba yemin ederekten başlıyor. İsrail zaten o bir din devleti. İsrail din devletidir. İrticacıdır bir de hem. Dünya üzerinde laik bir devlet sistemi yok o zaman. Teori mi bu? Evet. Bu teori mi? Laiklik? Evet. Peki bunun en katı uygulama örnekleri kimde var? Türkiye'de var. Bu en katı örnekleri dünya üzerinde hangi ülkeye dayattılar? Türkiye'ye dayattılar. Laiklik adına insanların camilerini kapattılar, inananların medreselerini kapattılar, her şeyi kapattılar. Laiklik adına yaptılar bunu. Türkiye zaten hiçbir zaman laik olmadı. Anayasada var mı? Evet. Laik mi? Değil. Değil. Ya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maaşını devlet veriyor. Peki Ortodoksların patriğinin maaşını kim veriyor? Katolik papazların maaşını kim veriyor?
Onlar kendi cemaat olarak nitelendiriliyor, kendileri veriyorlar. Neden Türkiye'de de herkes kendi camisinin imamının maaşını verse ne olur? Olmaz. Neden Avrupa'daki gibi serbest bırakmamışlar cumhuriyet kurulurken? Bırakmazlar. Neden? Çünkü burada dindarlar fazlalaşır, fazlalaşınca da hakim olurlar diye düşünmüşler. Laiklik yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetlerini tekeffül yani sorumluluk alma etmek demektir. Mustafa Kemal Atatürk. Hiç öyle olmamış. Vatandaşların din ve vicdan hürriyetleri tekamül etmemiş hiç. Atatürk'ün de tanımladığı bir laiklik anlayışı Türkiye'de uygulanmadı hiç. Hiç uygulanmadı. Hiç uygulanmadı. Geçen hafta konuşmanız mümin layık olamaz. Açar mısınız? Evet. Mümin layık olamaz. Neden? Bir kimse bir inanca sahipse, bir inanca sahipse, o inancını yaşamak ister. Yaşamak ister. Yani bir kimse bütün inançları kendisinde toplayamaz ki. Bütün inançlara eşit mesafede de duramaz. Ben bugün Hristiyanların kilisesine gideyim, yarın Yahudilerin havrasına gideyim, ertesi gün Hinduların tapınağına gideyim, ertesi gün de camiye gideyim. Böyle bir inanç sergileyemez ki o kimse. Laiklik sekülerliktir. Dinle alakalı herhangi bir şeyi devletin kabul etmemesidir. Devlet dinle alakalı hiçbir şey kabul etmez. Bu ütopyası bunun felsefesi. Yaşanan var mı? Hayır. Bir mümin dini kabul etmezse nasıl dindar olacak? Mümkün değil. Ha, o yüzden mümin layık olamaz bir Müslüman. Ama devlet de layık olamaz. Gerçek manada. Ama İslam devlete bir yükümlülük koyar. Bir mümin için, bir Müslüman için devlette aranılacak 5 özellik lazımdır. 1. Bir devlet kendi tebaasının can emniyetini sağlamak zorundadır. Kendi tebaasının namus emniyetini sağlamak zorundadır. Kendi tebaasının din emniyetini sağlamak zorundadır. Din emniyetini. Kendi tebaasının akıl emniyetini sağlamak zorundadır. Kendi tebaasının mal emniyetini sağlamak zorundadır. İslam bu 5 emniyeti önemli kılar. O zaman ben Hristiyanım. Örneğin, Hristiyan bir kimsenin din emniyeti, akıl emniyeti, can emniyeti, mal emniyeti, ırz emniyetini devletin sağlaması gerekir. Devlet çıkaracağı kanunlarla bir Hristiyan tebaanın bu 5 emniyetini sağlamak zorundadır. Devlet çıkaracağı kanunlarla bir Yahudi veya bir Musevi, Yahudiler ayrıdır, Musevilik ayrıdır. Şimdi birleştirdiler onu. Yahudilik, Yahudi bir ırktır. Musevilik bir inançtır. Biz Hazreti Musa'nın peygamberliğine iman ederiz. Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a da iman ederiz. Bu Museviliktir. Ama Yahudi ırkıyla alakalı ben Yahudi değilim.
ırk olarak. Ben Türk'üm. Adıma Türk konmuş benim. Hoş, Yahudiler araştırıyorlar, inceleme yapıyorlar şimdi. Türklerin de Yahudi olduğunu yakında patlatacaklar bombayı. İçimizden birileri çıkıp aslında bizler de Yahudiyiz diyebilirler yakında. Neden? Sevimli göstermek için. Arzı mevdut olacak ya. Ne yaptılar? Kürtlerin ağababalarını, paşa babalarını çağırdılar, götürdüler Tel Aviv'e. Dediler ki hepiniz de siz aslında Yahudisiniz. Barzani oradan açıklama yaptı. Biz Yahudiyiz dedi. Kürt Yahudiyiz dedi. Talebani açıklama yaptı. Biz Kürt Yahudiyiz dedi. PYD'nin başındaki adam ne onun adı? Salim Müslüm açıklama yaptı. Biz Kürt Yahudiyiz dedi. Ne açıkladılar? Dediler ki Apo'dan için. O da bir Kürt Yahudidir dediler. Onun kendi ağzından açıklama yapmadılar. Şimdi buradaki Kürtler ellerini kaldırsınlar. Siz şimdi kendi kendinizi Yahudi görüyorsunuz mu? Bu ayrı bir şey. Yahudilik bir ırk. Musevilik bir inanç. Ama normalde şimdi bu noktada bakılırsa bir kimse kendince yani. Bir devlet bu beş ana emniyeti sağlamakla mükellef. Şimdi en layık Avrupa'daki ülke ne? Fransa. Öyle değil mi? Müslümanların can emniyeti yok. Müslümanların mal emniyeti yok orada. Müslümanların din emniyeti de yok. En layık neresiydi? Avrupa'ydı. Avrupa'daki Müslümanların can, mal, ırz ve akıl emniyetleri yok. Layık olarak gördüğümüz Amerika yok. Seyahat özgürlükleri dahi yok. Türkiye'de bir Hristiyan'ın burnu kanıyor mu? Hayır. Bir Yahudi'nin burnu kanıyor mu? Hayır. Herhangi bir inanış sahibinin Türkiye'de burnu kanıyor mu? Hayır. Dikkat edin. Bu ülkenin insanları Avrupa insanından bu konuda daha medeni. Daha medeni. Bursa'da bir sürü Yahudi var. Rahatsız olan var mı? Yok. Kuyumcusu var, iplikçisi var, tekstilcisi var, otomotivcisi var. Sen Yusuf olarak biliyorsun onu. Yasef adı. Var mı rahatsız olan? Yok. O zaman şimdi bir kimse layık olabilir mi? Hayır. Bir inanışa sahipse layık olamaz. Ama devlet bütün inanış sahiplerinin bu beş ana maddede toplaması lazım. Bu benim kendime ait fikir. Ben Diyanet'in devlete bağlı olmasını dahi istemiyorum. Evet. Ben camilerdeki imamların maaşlarının devletten ödenmesini istemiyorum. İstemiyorum. Herkes kendi ibadethanesini, kendi mahallesindeki ibadethanesini korusun, kollasın, tamir ettirsin. Oradaki imamın maaşını versin, toplasın veyahut da mahalleli sıraya girsin. Her gün birisi namazı kıldırsın. Kıldıran yoksa kapansın, kilitlensin ya. Herkes camisine sahip çıksın.
Herkes tekkesine sahip çıksın. Örneğin. Zaten Hanefilerde tartışma konusudur bir kimsenin imamlık yaparaktan maaş alıp almaması. Azam Hazretleri kabul etmedi müftülüğü. Kabul etmediği için atıldı zindana. Kabul etmediği için işkence altında şehit oldu zindanda. Aynı şeyi İmam Yusuf kabul etti. Ama İmam Muhammed de kabul etmedi. Aynı şekilde İmam Serahsi de kabul etmedi örneğin. Aynı şekilde İmam-ı Hanbel de kabul etmedi. Gidip de onlar Emevi krallarının veyahut da Emevi padişahlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yapmadılar. Yapmadılar. O yüzden Müslümanların bu noktada nerede olursa olsun böyle bir teşkilat altında kendileri sivil bir şekilde yapıyorlarsa yapsınlar, bir teşkilat kursunlar Müslümanlar. Kendilerince birilerini seçsinler oraya. Birilerini koysunlar oraya. Bu mümkün. Devlet laikse Diyanet İşleri Başkanlığı ne arıyor orada? Demek ki Türkiye laik değil. Laikliği getiren Atatürk dahi Diyanet İşleri Teşkilatı'nı lav etmemiş. Neden lav etmiyor? Laikliğin en katı savunucusu İsmet İnönü'dür. Neden Diyanet İşleri Teşkilatı'nı lav etmemiş? Her yerde din ve dindarlar serbest olabilir. Türkiye'de olmaz. Her yerde din ve dindarlar serbesttir. Türkiye'de değildir. Hala daha değil. Cuma hutbesi Diyanet'ten geliyor mu? Evet. Vaiz tek merkezden vaaz ediyor mu? Evet. Cami imamları ne? Caminin memuru. Açıyor, namazı kıldırıyor, kapatıyor. Ben imamlık yapamam mesela. Neden? Ben orada oturacağım, vaiz orada konuşacak. Ben orada neyim? İmamım. Ben yapmam. Ben birisinin hazırladığı hutbeyi okumam. Aykırıyım ben. Ben kendi hazırladığımı okumuyorum bazen. Neden? Ya benim cemaatin, benim bulunduğum yerdeki cemaatin ihtiyacını ben biliyorum. Çarşının göbeğinde Yeşilay Haftası okunuyor. Çarşının göbeğinde ticaretle, insan hukukuyla, alışveriş hukukuyla ne okuyacaksan okuyacaksın. Yok, ticaret hukuku var. Ne? Gittiğimizde neydi? Diyanetteki fetva, enteresan, organ nakliyle. Yazıyor, okuyor imam. İşte hukuken ölü olduğuna hükmedilen. Dedim kim hükmedecek? Camide sessizlik. Bir kimsenin öldüğüne hukuken kim hükmedecek? Nefes alıp veren bir kimsenin öldüğüne hükmedecek olan kim? Kalbi çalışıyor mu? Çalışıyor. Makinede. Kalbi çalışıyor mu kardeş? Çalışıyor.
Kim öldüğüne hükmedecek bunun? Evet. Ramazan ve Kurban Bayramları, Nevruz Bayramı ve Hamursuz Bayramı anayasa ve yasalar önünde eşit haklara sahiptir. Layık devlet bu bayramların hepsine eşit mesafede durması gereken devlettir. Alıntı olarak almış. Fikriniz nedir? Mümkün değil Türkiye. Dünya üzerinde hiçbir devlet layık değil bu noktada. O zaman burada bir şey söyleyeceğim şimdi. Hoplayacak ortalık. Demek ki Osmanlı en layık devletmiş bu manada. Daha ileri söyleyeyim. Osmanlı'nın devlet düzeninin yakalayamamış hiç kimse. Osmanlı da çok hukuklu Osmanlı. Siz Kırım'da Osmanlı'nın hukukunun mu geçerli olduğunu zannediyorsunuz? Yerel hukuk sistemleri var. Yerel hukuk sistemleri. Yerel bayramlar var. Osmanlı bunlarda açık, hiç karışmıyor. Hiç karışmıyor. Hiç karışmıyor. Bir tane ibare yok. Mesela işte filanca yerde dini inanışlarından dolayı böyle davranacaklardı da Osmanlı yasakladı. Bir tane ibare yok. Ne acı ya. Allah bizi muhafaza eylesin. Evet, bu noktada gerçekten İslam hukukuna göre bir devlet kendi tebaasının kendi dini inanışlarında veya inançlarındaki bayramları, seyranları, özel günleri göz önünde bulundurup onlara müsaade etmesi gerekir. Yok. Devlet isimlerinin İslam Cumhuriyeti olması hakkındaki görüşünüz. Asla katılmıyorum. Yani bir devletin adına İslam Cumhuriyeti diye koyduğunuzda o devletteki eksiklikler ve noksanlıklar İslam'a mal edilecek çünkü. Bir İslam inanış, düşüncesi ve yaşantısı zirve bir şeydir. İnsanların ulaşmak istedikleri zirve bir şeydir. Ve ulaşmaya çalışan her kimsede bunun eksikliği vardır. Her sistemde de bunun eksikliği vardır. O yüzden onun İslam Cumhuriyeti olarak anılmasını asla uygun görmüyorum. Bir cemaatin, bir partinin, bir tekkenin, bir dini topluluğun kendisini İslam'ın en güzel şekilde yaşandığı bir topluluk olarak anılmasını, lanse edilmesini kabul etmiyorum. Bunlar Allah muhafaza eylesin tehlikeli noktalar. Kimlik kartlarındaki dini ibaresi hakkındaki görüşünüz. Bu konuda serbest olması lazım herkes. Bir kimse kendince kendi dinini oraya yazdırmak istiyorsa yazdıracak, yazdırmak istemiyorsa yazdırmayacak. Bir kimse kan grubunu yazdırmak istiyorsa yazdıracak, yazdırmak istemiyorsa yazdırmayacak. Bundan doğacak olan sonuçlara da imza atacak. Bundan doğacak olan sonuçlara razıyım. Bu ne? İşte trafik kazası. Hemen kan lazım. Onun normalde kan grubu bilinemedi. O yüzden yarım saat gecikti, öldü, öldü. Arkadaş sen kendin imza atmışsın buna. Belki de devlet bunun için diyebilir. Ben tebaamın böyle ölmesine göz yumamam, kan grubunu yazacaksın diyebilir. Ayrı mesele. Ama dini inanışını oraya yazmak zorunda olmaması lazım. Konu Nevruz'a gelmişken herkesin Nevruz'u kutlu olsun. Eyvallah. Gerçekten herkesin Nevruz'u kutlu olsun. Bu Orta Asya'dan itibaren, oradaki bütün kavimlerin kendilerince bir bahar bayramı. Keşke bu bahar bayramı olarak kutlanabilse.
bizim çocukluğumuzdaki Nevruz gibi kutlansa keşke. Enteresan inanışlar vardı çocukluğumuzda. Evlenmek isteyen genç kızlar evlerinin bahçelerinin bir köşesine bir maketten ev yaparlar. Batıl inanç bu. Ama böyle bir maketten bir ev yaparlar. İçine bir tane gelinliklik bebek, bir tane damatlık bebek koyarlar. Kendilerince dilek tutarlar. Ateşler yakılır. Ateşlerin üzerinden hoplanır. Gençler, sevgililer birbirleriyle buluşurlar. Yok işte birbirleriyle bakışırlar mahallelerde. Sen daha o zaman küçüktün. Oktay bilir bunları. Sen o zaman dondurma keseceğim diye uğraşıyordun. Normalde işte kimisi yağ danklarının, bunlar bizim mahallede vardı. Yağ danklarını açarlar. Hızır Aleyhisselam gelecek. Yağ dankını elini bandıracak. Yağ akacak gidecek. Böyle bir efsaneler var. Dolaşır. Yok Hızır o gece bütün her yeri dolaşır. Kimisinin buğday ambarına elini sokar. Kiminin yağ danklarının eline sokar. Kiminin evlenmesine müdahale olur. Kendince Türklerin bu ta Orta Asya'dan beri gelen bir inanışı. Yani Türktür, Kürttür hiç önemli değil. Bu Orta Asya'dan gelen bir inanış. Bahar'la beraber işte bir efsaneye göre Hızır ile İlyas peygamberin buluştukları gün. Efsaneye göre. Bu öyleydi. E şimdi Güneydoğu'da PKK'nın kalkışması oldu Nevruz. Şimdi bu ülkede Nevruz denilince herkesin aklına bomba geliyor. On yıldan beri Nevruz denilince herkesin tüyleri diken diken oluyor. Bugün yine ne o? Şeyde bomba patladı. İstanbul'da, Taksim'de. Yarın pazar. Bütün herkes tedirgin. Sebep? Nevruz. Nesi bayram şimdi bunun? Siz Bursa sokaklarında ateş yakıp kadın, çoluk, çocuk o ateşin üzerinden atlamayı mı hayal ediyorsunuz şimdi? Ne acı bir şey, öyle değil mi? Ülkemiz için acı bir şey değil mi? Nevruz'dan dolayı Alman konsolosluğu kapattı gitti. Nevruz'dan dolayı. Yani siz Tacikistan'daki, Kırgızistan'daki, Türkmenistan'daki Nevruz kutlamalarını televizyonlardan seyrediyorsunuz, öyle değil mi? Bunun esamesi bu ülkede var mı? Yok. Aç PKK bayraklarını, yık, yak ortalığı. Nevruz denilince ülkede bu akla geliyor şimdi. Başka bir şey gelmiyor. Bu acı bir şey değil mi? Bütün devletin güvenlik birimleri ayakta şu anda. Günlerden beri. Her yere de bir ne yaptılar? Algı operasyonu yaptılar. İşte bu pazar günü bütün DHKBC'si, PKK'sı, KCK'si, bilmem nesi, alfabete zaten harf kalmadı. Olanca terör örgütleri hepsi de ne yapacaklar? Nevruz günü eylem yapacaklar. Ne Nevruz'u? Nevruz terör örgütlerinin cirit attığı bir şey oldu. Bayram olarak kutlanacağına, bayram olarak herkesin pür neşe, bahar gelmiş. Benim çocukluğumda bizim Bayındır'da evde bir kimse kalmazdı. Nevruz olan pazar günü evde bir kimse kalmaz.
Millet ne elinden geliyorsa poğaçasını yapar, böreğini yapar. İşte bizim orada normalde mangalını alır, yumurta kaynatır, bilmem ne yapar. Herkes pikniklik bir şeyler hazırlar, çıkar bağ bahçe kıra. Bir kişi kalmaz evde. Mahalleler, sokaklar bomboştur. Herkes bildiğiniz bahar bayramı takar, takıştırır, süslenir, ip oynar, top oynar, ne bir sürü oyunlar oynar. Genç kızlar, genç erkekler bakıştır, sevgilisini görür, bulur bilmem ne. Millet içer, davullar, zurnalar, darbukalar, eğlenteler gırla giderdi. Yapılıyor mu şimdi? Yapılmıyor değil mi? Ben gittikten sonra hiçbir şey olmadı desene. Fotomazın boşalın. Gelelim dolduralım ya. İnşallah. Yok şimdi kalmadı. Neden? Nevruz, Nevruzluk'tan çıktığı terör örgütlerinin cirit attığı bir şey oldu. Allah muhafaza eylesin. Nevruz, Azerice Nevruz, Farsça Noruz, Kazakça Navroz, Kırgızca Nouruz, Kırım Tatarcası Navrez, Kürtçe ve W olmuş. Nevroz. Valla Kürtçe W'yi nereden buldu onu da bilmiyorum. Savaş Kürtçe W var mı? Kürtçe harflerin içinde? Eski eserlerde W var mı? Ben eski eserleri soruyorum. Kürtçe bir risale okudun diyelim. Orada W var mı? Yok. Başka şuradan birisinin eli kalktıdı. Sen hiç okudun mu Kürtçe eser? Sen Kürtçe okumasını da bilmiyorsundur. Vay babam vay. Annen baban Kürt ama. Sadece bazı kelimeleri, bazı şeyleri. Sen konuşmasını da bilmiyorsun o zaman. Savaş sen konuşmasını biliyor musun? Çay he? Maşallah. Nasıl var diyorsun? Cevap versen Allah iyiliğine versin. Çay tün ne? Türkmence gene Navruz. Buradaki W nereden buldun gene Türkmence'de? Türkmence'de W yok ki. Türklerin hiçbir dilinde W yok. Kürtlerin dilinde W yok. Farisice'de W yok. Yok. Arapça'da W yok. Orta Doğu ve Orta Asya dillerinin hiçbirisinde W yok. Bir yerde W varsa çok affedersiniz orada İngiliz hainliği vardır. İngiliz hainliği var orada. Kürtler de W'yi kullanacağız diye uğraşıyorlar. Ben de gülüyorum kendi kendime. Nereden buldun W'yi? Yok. Farisice'de yok, Arapça'da yok, Türkçe'de yok, Kürtçe'de yok, Zazaca'da yok. Tabii Kürtçenin de kendi içerisinde lehçeleri var. Yok hiçbirinde. Kırmançesisi var, Zazacısı var, başka? Kürtçe'de no yeni demek. Peki bahar ne demek Kürtçe? Kürtçe bahar ne demek? Kürtlerden yok mu burada başka? Yani Nafız'a sorsaydım hiç olmasa Nafız derdi ki bahari. Nafız dedim, ceketin dedim Kürtçesine baktı 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 baktı. Çakati dedi.
Ulan onu söylemesini ben de biliyorum dedim. Ceketin üstüne bir iyi ekle. Biraz da şiveyi genizden al çakati. Ulan bu değil dedim benim. Dinledim bu değildi. Böyle bakıyor gene bana. Oğlum düşün. Düşünüyor. Ne buldun Nafız? Çakati. Türkçe palto ne demek? Sako. Bir de size Kürtçe dersi vereceğiz burada bu saatten sonra. Türk kültüründe Nevruz doğuş, diriliş anlamına gelir. Aynı zamanda baharın başlangıcı sayılır. Türk kültüründe Nevruz'un bir adı da Ergenekon'dur. Sen bize Ergenekoncu yapacaksın herhalde burada gelişiniz. Ergene'nin manası bir dağın kemeri. Konun manası diktir. Harun bunlar sana bak ha. İlk kıblen. Biraz Ergenekon'dan söz etmek isterim. Gerçi şimdiki nesil Ergenekon'u yalanlarla, kumpaslarla dolu bir dava adı olarak biliyor ama aslı şöyle. İlhan oğulları savaşta yenilince geride sağ kalan en küçük olan Kıyan ve eşi Nüküz ile yeğeni kaçıp dağların arasında bir yere göçtüler. Buraya da Ergenekon adını verdiler. Çoğaldıkça çoğaldılar. Kabileler meydana geldi. 400 sene sonra buraya sığmaz oldular. Çıkış yolunu bir demirci bulur. Tanrı'nın kudretiyle demir eriyip yükle bir deve geçecek kadar bir yol açıldı. O ayı, o günü, o saati bekleyip dışarı çıktılar. O vakitten beri bugün bayram yaptılar. Bugüne çok itibar ettiler. Ebu'l-Gazi Bahadır Han. Burada dikkati çeken husus baharın başladığı zamandır. Nevruz, Yenişehir, Orhun çevresinde Altaylılara, oradan da Hun Türklerinin Avrupa'ya yürümesiyle Macaristan'a ve Balkanlara ulaşmış, 800'lü yıllardan itibaren Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya ve Mezopotamya denilen bölgeye taşınarak gelişti. Nevruz ilk ilgili tarihi bilgiler Kutadgu Bilig Divan-ı Lügat-ı Türk gibi Türk kültürünün ilk yazılı kaynaklarından başlayarak Nizam-ül Mülk'te, Melih Şah'ta hatta Çin kaynaklarında mevcuttur. Kurumuş ağaçlar, yeşiller giyindi. Tabiat mor, al, yeşil ve kızıl renklerle süslendi. Kara yeryüzüne yeşil ipek bağladı. Binlerce çiçekler gülerek açıldılar. Dünyanın her tarafı misk ve amber kokusuyla doldu. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig. Yusuf Has Hacip'i nereden buldun geldin ya? Yoksa sen de eski ülkücü müsün ya? Değil misin? Bunları eski ülkücüler bilir böyle ya. Yusuf Has Hacip'i aslında bir devlet başkanlarının ve siyasetçilerinin muhakkak okuması gereken bir eserdir. Yusuf Has Hacip'i okumamış bir siyasetçi, siyasetçi değildir. Yusuf Has Hacip'i okumamış bir Türk devlet adamı, devlet adamı değildir. Gerçekten. Yusuf Has Hacip'in okunması gerekir. Bilhassa siyasetçiler ve devleti idare edenlerin okuması lazım. Nevruz'u Selçuklular ve Osmanlılar da kutlardı. Hatta bu konuyla ilgili Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvası şöyledir. Mesele Nevruz gününde Zeyd, Müsellem, Eyyub libaslarını giyip yiyip içse, yaranlarıyla sahraya gitse ismi lazım gelir mu? Cevap: nesne lazım gelmez. Nevruz Mecusi İslamiyet'e aykırı dehuldür. Nevruz sultanidir. Örfe var olan bir adettir. Evet. Nevruz'la alakalı Osmanlı'da her ne kadar bazı karşı fetvalar olmuş olsa dahi asla, mesela böyle çok büyük Osmanlı'da zatlardan büyük ulema asla Nevruz'a karşı bir fetva verme ihtiyacı duymamıştır.
Sonradan bu Osmanlı'nın ilk zamanlarında bunlar halkın kendi içerisindeki adet, gelenek, görenek olduğundan bunlara fetvaya bile gerek yoktu. Sonradan bunları fetvaya sormaya başladılar. Bu da neden oldu biliyor musunuz? Hani kraldan fazla kralcılar vardır ya. Ota, böceğe, börtüye, uçan kuşa fetva isterler ya. Bu onlardan kaynaklandı. Adam suya da fetva isteyecek neredeyse. Bunlar onlardan kaynaklandı. Allah bizi affetsin. Soru, milli geleneklere bağlı biri olduğunuzu biliyoruz. Dergahta neden Nevruz kutlaması yapılmıyor? Normalde dergahta Nevruz kutlamasının yapılmayışının sebebi aslında biz farkındaysanız bilmiyorum. Nevruz'la Çanakkale şehitlerinin normalde bizim cepheye sema yürüyüşü aynı zamana denk geliyordu. Bununla alakalı benim içimde hala da şey var. Yani biz bu sene mesela biraz bu Çanakkale şehitleri zamanı işte yağmur çamur oluyor diye biz kara savaşlarının bittiği zamana aldık cepheye semayı. Ama biz biliyorsunuz her sene Mart ayında Çanakkale savaşlarının olduğu zamanda cepheye semaya götürüyoruz. Şimdi hem cepheye semaya giderken aslında burada da Nevruz'u kutlayabilecek haftamız kalmıyor. Bunu biraz da Kocayayla şenliklerine doğru atıyorduk kendimizce. Hani böyle bir Kocayayla da bir şenlik yapalım. Çünkü şenlik yapma bu Türklerin kendi adet ve geleneklerinde vardır. Düğünlerini şenlik gibi yaparlar. Belli bir gün yaparlar, o günlerde şenlik yaparlar. Böyle toplulukların kendince, hani aşiretlerin öyle söyleyeyim, bir boyun kendi şenlik günleri vardır. Öyle yaparlardı. Ama bizim bu ara nedense bu tip şeyler işin doğrusu öteleniyor. Biraz böyle sohbetler, dersler bizde ağır basmaya başladı. Ama bu şeyi gelince, vakti gelince söyleyeyim artık. Yani 2007 ile alakalı sohbet tarihleri ve sohbet düzenini tekrar gözden geçireceğim. Hatta bugün böyle aklıma geldi gitti, söylemedim erken diye. 2007'nin programını kendimce yapayım. Bu tip sosyal faaliyetlere, sosyal günlere zamanımız kalsın diye düşünüyorum biraz. Bir tarafımda da böyle işte hadi şuraya da yetişelim, hadi buraya da gidelim, hadi burada da bir ders olsun, zikir olsun. Bir tarafım da oradan ağır basıyor ama gerçekten bu bir yorgunluk değil ama biraz hani kendimize zaman ayırma gibi. Bu tip hani sosyal ve milli kültürel hareketlere de zaman ayırmaya ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Bu da bir iç öz eleştiri olsun. Nevruz kutlaması yapılmıyor. Yani önümüzdeki seneye ben tekrar Çanakkale cepheye semayı yine Çanakkale gününe almaya karar verdim bu sene. Yani normalde kendi kendime dedim yağmursa yağmur, karsa kar, soğuksa soğuk. Biz yine dedim Çanakkale cepheye semayı dedim yine aynı tarihleri alacağız dedim. Yunus not al. Önümüzdeki sene Çanakkale şehitleri zamanı cepheye semayı gene aynı, yani artık 18 Mart'tan sonrası nesine geliyorsa inşallah o zaman alacağız. Yine bizim Nevruz kaldı. Bizim soru sahibi, eğlenmeye zamanımız yok. Soru, Kocayayla şenliklerinin geçerli sebeplerden iptal edildiğini biliyoruz. 3-5 tane
vatan hainin eylemlerine teslim olmayalım. İnşallah bu sene Koca Yayla ile alakalı teslim olmayalım. İnşallah yapalım. Yani böyle insanın içi de burkuluyor. Hani bir tarafta şehitler var. Bir yerlerde bombalar patlıyor. Ama gerçekten acılı bir durum. Bir tarafta diyoruz ki yani bombalar patlarken, şehitler varken işte biz orada hani bizimki eğlenti de değil aslında. Bir milli kültürün uyanışı gibi bir şey. Eğlenti olup da vur patlasın, çal oynasın yaptığımız yok. Zeybekler oynuyor. Herkes milli kendince yöresel kıyafetlerini giyip geliyor. Böyle bir aslında bütün ülkenin renkleri bir yerde toplanıyor. Güzel oluyor. Bu sene Yunus ondan not al. Bir ne o koca eyle yapalım bu sene inşallah. Harun çalışmıyorsunuz ama hiç Zeybek değil mi? Çalışmıyorsunuz değil mi? Şu sıralar çalışmıyoruz. Yalnız ayın 20'sinde inşallah bir kutluğum haftasında İzmir İlmir için bir gösteri istedik. Aynı gösteri bir daha iyi yapacağız. İnşallah bakalım. Hey Rab, çıkmam gerekti arşındaki kürsüye. Madem ki ilk demiri koymuştu Türk örsüne, madem ki ilk kıvırcımı sıçramıştı toprağa, hacet yoktu bir yeni büyüklük yaratmaya. Doldurunca bir demir sapı Türk'ün elini, yere diktin demekti etten bir heykelini. Ne çok gecikecekti insan olmakta insan, olmasa Türk ilk seven, ilk inanan, ilk yazan. A Şengül, Anadolu ozanından. Çok güzelmiş ya. O saat başka şey gelmez insanın aklına. Boyuna sürtünür bana şehitler. Doğrusu ben onlara dokunurum. Kimisi sırt üstü yatar, açık ağzı kan içinde. Kimisi yüzü koyun, kimi diz çökmüş mavzer elinde. Öylece donup kalmış. Hey Allah'ım derim kendi kendime. Öldüreceksen beni böyle öldüreydin. Elimde silah, diz çökmüş, yüzüm gavura karşı. Nazım Hikmet. 18 Mart Çanakkale zaferi millet olduğumuz gün kutlu olsun. Amin. Nazım Hikmet'in bir Mevlevi dervişi olduğunu unutmayın. Siyasi sebeplerden dolayı Nazım Hikmet'e öyle karşı cephede durmayın. Allah demem Harun Hoca. Mevleviler aykırı insanlardır. Uyku ölümün kardeşidir. Orada mı kalmıştık? Dördüncü sayfanın başındayız. Sen arttırıyorsun boyunu bunu. Evet, orada kalmıştık. İşi olan, gücü olan, canı sıkılan, bu noktada serbest. Ne zamana kadar nefesimiz yetecek, o zamana kadar gideceğiz inşallah. Uyku ölümün kardeşidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Açıklar mısınız? Burayı açıklamamıştık. Açıklamış mıydık? Az bir şey açıkladıydık. Şeyh-i Ekber, ölüm anında nefsin cismani bedenden ayrılması işleminde hayali suretlerde bedenleşen ve Allah dostları tarafından görülen şeyleri 12 kategoride tarif eder. Bu kategorileri yazdın mı hepsini? Evet. Keşke yazsaydın, bunları tek tek burada anlatsaydık. Öyle mi? Arkasına ilave edebilirsin bunun ya.
Bu 12 şeyi sufileri ilgilendiren bir şey çünkü bu. Bu sufiler için iyi bir ders olabilir. Bu 12 şey. Nereden bulduysan bunu inşallah şey yap da bu 12 kategoriyi de bir not al. Ondan sonra bu 12 kategoriyi de bir ders yapalım. Neymiş Arabi'nin bu noktadaki tespitleri. Uyku ölümün kardeşidir. Normalde uykuyu İslam uleması küçük ölüm olarak nitelendirmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de uykuyu bu noktada işte yarı ölüm, küçük ölüm diye nitelendirmiş. Ölümün kardeşi olarak nitelendirmiş. Ama İslam uleması uykuyu bu noktada önemsemiş uyku esnasında. Çünkü uyku esnasında ruh bedeni terk eder gider. Bedeni terk edince bu yarı ölümdür. Bedeni terk edince bu ölümün kardeşi olmuş olur. Eğer ruh geri dönmezse o zaman bedenden can da alınır. Can nedir? Can da ruhun tecelli ettiği manevi bir alandır. Öyle söyleyelim. Bedende can olması gerekir ki o beden kendince işlevini devam ettirsin. Yani kanın vücutta devran etmesi canla alakalıdır. Kanın vücutta devran etmesi canla alakalıdır. Can vücutta tecelliyat olarak ne olur derseniz, örneğin kanın bu noktada devran etmesi, midenin çalışması, bağırsakların çalışması, vücut mekanizmasının uykuda da çalışır halde olması can tecelliyatıdır. Bir kimse daha uyanırken ruh kendisine tekrar ne yapar? Gelir. O yüzden uyku esnasında ruh o kimseden çekildiğinden dolayı ölümün yarısıdır denmiş. Ölümün kardeşidir denmiş. Küçük ölüm olarak nitelendirmiş. Tabi Şeyh-i Ekber ölüm anında nefsin cismani bedenden ayrılması işleminde hayali suretlerde bedenleşen ve Allah dostları tarafından görülen şeyleri 12 kategoride tarif eder dediği o kimsenin ruhaniyetinin değişik tecelliyatları. Gördüğü rüyalar, haller, yaşadıkları filan. Bunları inşallah normalde kardeş nereden yazdıysa varsa da orada 12 tecelliyat onları alalım ders yapalım inşallah. Eğer bir kimsenin Allah bilgisi keşfe dayanıyorsa ölüm anında bu ilminin bedenleşmesi akli delillerden kaynaklanan bir bilgiden daha tam ve eksiksiz olur. Allah bilgisi ikiye ayrılıyordu. Öyle değil mi? Bir, keşf olarak bilinmesi. İki, akıl olarak Kur'an ve sünnetten bilinmesi. Bunu normalde Kur'an ve sünnetten bilinen Allah bilgisi, zahiri bir bilgi, keşf ile bilinmesi manevi bir bilgi. Keşf bilgisi o kimsenin kalbine gelen ilhamla alakalı. Gördüğü rüyalarla, gördüğü hallerle ve kalbine gelen ilhamla alakalı. Ve keşfle bilme, akli ile bilmenin üzerindedir. Keşf ile bilme. Tecellideki keşfin sureti daha tam ve daha güzeldir. Çünkü keşf ve bunun marifeti Allah korkusu ve yararlı işlerin sonucudur. Keşf bilgisi bir kimsenin çok namaz kılmasıyla değil, Allah'a yakınlık istemesi, Allah'a yaklaşma çabası, bunun için Allah'ı sevme, ona muhabbet besleme, onunla bir ve beraber olma düşüncesi, fikri o kimsede keşf bilgisine yakınlık açar. Bu onun üzerindeki o kimsenin İyilikleri düşünmesi, iyi olmasıyla alakalıdır. Bir kimse
farz ibadetlerini yerine getirip ne kadar haramlardan uzak durup ne kadar iyi düşünür, iyilik yaparsa Allah'a o kadar yakınlık peyda eder. Bizim sufilik yolumuzda çok ibadet değildir, çok iyiliktir. Tekrar söylüyorum. Bizde çok ibadet değil, çok iyiliktir. Çok iyi olmadır. Çok güzel ahlaklı olmadır. Çok namaz kılma değildir. Çok güzel ahlaklı olmaktır. Çok oruç tutmak değildir. Çok insan doyurmaktır. Bakın çok oruç tutmak değil, çok insan doyurmaktır. Çok namaz kılmak değil, çok güzel ahlaklı olmaktır. Çok yardımsever olmaktır. Çok iyilik düşünmektir. Hep iyi düşünmektir. Gönlünü herkese açabilmektir. Gönlünü bu noktada insanlarla barışık tutmaktır. Ağzından kötü söz çıkmamaktır. Yanlış söz çıkmamaktır. Ağzından öteleyici sözler çıkmamaktır. Kucaklamak, kavramak, insan olmanın yolunda yürümektir. İnsan olmanın yolunda yürüyen kimselerin keşfi açılır. Eşine çok özür dilerim, harturt eden, çoluğuna çocuğuna harturt eden, etrafına harturt eden, geçimsiz, böyle işte kendince tripli, mutsuz, etrafına acı veren, etrafına laf söyleyen, kıran döken, sert davranan kimselere keşf ilmi gelmez. Güzel ahlaka gelir. İyilik yapanlara gelir, cömert insanlara gelir, tebessümlü insanlara gelir. Eşiyle ikide birde kavga edene gelmez. Çocuklarıyla kavgalı, eşiyle kavgalı, onunla kavgalı, bununla kavgalı, yanında çalışanla kavgalı, anne babasıyla kavgalı, etrafla kavgalı, herkes aman uzak duruyor. Neden? Aman diyorlar ya, bunun lanetinden uzak dur. Bunun kötü ahlakından uzak dur bundan. Aman! Adam eve giriyor, kadın kaçacak yer arıyor, çocuklar kaçacak yer arıyor. Kadın eve giriyor, herkes kaçacak bir yer arıyor. Aman onun böyle kötü ahlakından dolayı kimse nasılsın bile demiyor ona. Allah muhafaza eylesin. Ona keşf gelmez. O rüya görmez. Onun manevi hali açılmaz. Onun küfür isnadı, buna küfür isnadı, ona yanlışlık isnadı. En doğru o. Ona manevi kapı açılmaz. Yok. Yok. O yüzden sufi yolu iyilikten geçer, iyi olmaktan geçer. Öyle kafaya bir tane sikke geçir, üzerine bir cübbe giy, sufi ol. Yoktur öyle. İyi insan olacak. İyi insan olacak. Herkes diyecek ki ona, ne kadar iyi bir insan. Bakın ne kadar iyi bir insan. Ölçü bu. Bırak ya ağzının tavanı belli değil. Değil. Bırak ya nerede ne zaman laf söyleyeceği belli değil. Nerede ne zaman insanı kırıp atacağı belli değil. Olmadı. Bırak ya olur olmaz laf konuşuyor. Sertlik yapıyor ya. Olmadı. Oo, sen onun dervişliğini evde gör. Yemeği bir tuzsuz yap da gör. Olmadı. Sen onun dervişini işte gör. Bir şey yanlış olsun da bir görsen. Olmadı. Olmadı. O yüzden sufiler için iyi amel işlemek, salih amel işlemek, iyilikler yapmak, iyi insan olmak önemlidir. Hani çok zikrederim ya ben bu hadisi kutsiyi. Kul farzları yerine getirmekle Allah'a en sevgili iş yapar. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşır. Bu sadece namaz oruç değil. Bu iyi bir insan olma. Ne dedi Cüneyd-i Bağdadi? Tasavvuf güzel ahlaktır dedi. Ne dedi büyükler?
tasavvuf edeptir dedi. Edep. Bizle beraber Allah'a koşacak olan kardeşler iyi insanlar olacaklar. Ne dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Müslüman odur ki elinden ve dilinden diğer Müslümanlar emindirler. Mümin odur ki diğer insanlar canlarından emindirler. Öyle bu adamlar kafir, bir bomba patlatalım. O mümin değil. Değil. Öyle bizim davamız haklı, bir canlı bomba patlat. O mümin değil. Yok. O mümin değil. Allah muhafaza eylesin. Allah'tan korkun, Allah size öğretir. Bakara 282. Evet, Allah'tan kim hakkıyla korkarsa Allah ona bilmediklerini öğretir. Siz Allah'tan korkar, Allah'tan korkar, haram işlemekten uzak durursanız Allah sizin bilmediklerinizi öğretir. Başka bir ayet-i kerimede siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah sizin bilmediklerinizi öğretir. Bildiklerinizle amel ederseniz Allah sizin bilmediklerinizi öğretir. İşte bu keşf ilmidir. Sen Allah'tan korkmak demek, çekinmek, sakınmak, haramlardan uzak durmak, farzları yerine getirmeye gayret etmek. Sen eğer bu sakınmayı üzerinde bulundurursan, buradaki korkmak, sakınmak, sinmek, kaçmak, bir şeyden korkmak değil. Bunu böyle çevirirlerken çok özür dilerim. Bu soru sahibinin hatası değil. Çevirenler bunu korkmak olarak çeviriyorlar. Allah'tan sakınılır. Sakınmak, onun çizdiği çizgide durmaya çalışmaktır. Sakınmak, haram bölgeye geçmemektir. Yoksa korkup sinip bir örtünün altına geçmek değildir. Korkup çekinip bir şeyden kaçmak değildir. Böyle değildir bu. Bu sakınmadır. Haramdan uzak durmaya gayret et. Sakın. Şüphelilerden uzak durmaya gayret et. Sakın. Allah'ın istemediği şeylerden uzak durmaya gayret et. Sakın. Bu sakınma duygusu sende olunca Cenab-ı Hak senin kalbine müftüyü indirir, merak etme. Hani dedi ya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sana dedi dışarıdan fetva verseler de sen kalbindeki müftüye danış dedi. Sakınmak bu. Sen sakınırsan senin kalbine bir müftü indirir. Bu müftü senin kalbine indirdiği özel hususi nurudur. Bu özel hususi nur sana seslenir. Hitap eder sana. Hitap eder. Bu ancak sakınmakla peyda olur kalbinde senin. Sen önüne geleni yer içersen, haram mı helal mi diye bakmazsan, önüne geleni cebine katarsan, diline geleni istediğini söylersen, senin kalbin bu noktada mutmainne noktasına gelmez. Senin kalbin çalışmaz. Senin kalbine ilham gelmez. Senin kalbine doğrular hakmaz. Senin kalbinde hikmet olmaz. Sufi kalbinde hikmet taşıyandır. Sufi kalbinde hikmet taşıyandır. O sadırdan, o satırdan değil, sadırdan konuşur. O kitaptan fetva vermez.
O gönülden fetva verir. Bütün fetvacılar toplanır, fetva verir. O bütün fetvacıların üzerinden fetva verir. O çünkü vakaya, meseleye, coğrafi bölgeye, kişiye göre fetva verir. Neden? Bu ancak kalp ilmiyle mümkündür. Bu ancak keşf ilmiyle mümkündür. Sen bir şeye caiz değil der, yazarsın oraya. Doğrudur. Ama şahısların üzerinde bazen öyle şeyler olur. Onun caiz değildir diye yazdığı şey caiz olur. Onun caiz dediği şey caiz olmaz ona. Bu kalp ilmidir. Bu keşf ilmidir. Bu kitaplarda yazılan fıkıhın üzerindedir. Bu kitaplarda yazılan tefsirin üzerindedir. Ama bu hangi yolla açılır? Allah'tan sakınmakla açılır. Hangi yolla açılır? Ayet-i kerime. Bildiklerinizi işlerseniz bilmediklerinizi size öğretiriz. Hangi yolla açılır? Zikrullah'la yolla açılır. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Kim Allah'ı unutursa Allah da onu unutur. Kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler. Kim Allah'a kavuşmayı dilemezse Allah da ona kavuşmayı dilemez. Kim Allah'a bir adım gelirse Allah ona 10 adım gelir. Kim 10 adım gelirse Allah ona 100 adım gelir. Kim 100 adım gelirse Allah ona koşarak gelir. Bu debitten beri söylediklerimiz ayet ve hadisi kutsi. O zaman Allah'a yaklaşmanın yolu farzları yerine getirecek. Nafilelerle Allah'a yaklaştıkça yaklaşacak. Bu da iyi insan olacak. İyi insan. Cömert insan. Tatlı dilli, güler yüzlü, yumuşak huylu. Yumuşak huylu. Dilinden emin, gözünden emin olacak herkes. Herkes diyecek ki o asla şehvetle bakmaz. Gözünden eminiz. Asla yanlış kelimeler kullanmaz. Dilinden eminiz. Asla o bizim malımıza, mülkümüze, paramıza, pulumuza göz koymaz. Elinden eminiz. Evet, emin insan olma. İslam emin insanlar üretir. Sufilik emin insanlar üretir. Emin insan. Emin. Ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki şu beldede filanca emin kimsedir denecek. O zaman kıyameti bekleyin diyor. Neden? Çünkü Müslümanlar emin insan üretemiyorlar. Müminler emin insan üretemiyorlar. Sufiler emin insan üretemiyorlar. Aileler emin insan yetiştirmiyorlar. Emin insan yetişmiyor. Emin insan. Götürüp paranın koyacaksın 100 milyar. 100 milyar olarak geri aldın mı öp de başına koy. Emin insan. Adama 100 milyar vermişsin. Adam diyor ki ben onu harcadım. Örneğin. Adam gitmiş şeyhine demiş 300 bin dolarım var efendim demiş. Ha ne yapayım demiş, getir bana demiş. O da almış götürmüş ona. Götürsen bir dert, götürmesen bir dert. Adam sonra İstanbul'dan gelmiş, benden dua istiyor, esma istiyor. Özel görüşmem lazım, buyur kardeşim. Ben çok özel görüşeceğim, iyi buyur kardeşim. Söyle. Kapıyı kapatalım, iyi kapatalım. Söyle. Ben filan bir şeyhe bağlıydım, evet. Benim 300 bin dolarım vardı. Ben şimdi
Durdu şimdi. Götürdün şeyhine verdin. Öyle mi dedim ben? Evet dedi. Şeyhin de sana vermiyor mu şimdi dedim ben? Evet dedi. Hemen beni böyle. Ya ben dedim bir şey değil. Ben orta yerde olanları söylüyorum dedim. Sen de onlardan birisisin. Ben dedi bir şey de diyemiyorum dedi. Bir esma verseniz bana da dedi. Ben ondan alsam. Böyle esma ile alınsa dedim. Benim dedim 7-8 yıl oldu havluyu bırakalı dedim. 200 milyarın üzerinde dedim havludan, elden, ayaktan alacağım var dedim. Belki de daha fazla esma ile ben alırdım dedim. Böyle baktı. Dedim yok böyle bir şey. Bak şeyh, adı şeyh bunun. Dedim senin gibi kim bilir kaç kişiden aldı herhalde dedi. Ne yapıyorsun şimdi dedim ben. Onun fabrikasında muhasebeye bakıyorum dedi. Dedim senin gibi birkaç kişiden 3'er 4'er bin dolar topladı. Bir tane de fabrika kurdu. Sen de orada şimdi muhasebede. Kendi paranın muhasebesini tutuyorsun öyle mi dedim ben. Öyle dedi. Aman sağlam tut muhasebeyi dedim. Yani film var ya öyle bir tane. Canlısı var. Emin insan yetiştiremiyoruz. Sıkıntı bu. Ümmet emin insan yetiştiremiyor. Getir kurbanlarını keseriz biz diyor. Götürüyor ümmet kurban parası veriyor. Aa bir taraftan başka bir iş patlıyor. Ne olmuş? Lan etleri satmışlar. Topladıkları etler satılmış. Topladıkları kurban satılmış başka yere. Be kardeşim kurban eti satılmaz. Haram. Kurban etinin ticareti yapılmaz. Kurban eti ya tasadduk edersin ya da yersin ya da yedirirsin. Ama kurban eti satılır mı? Allah'tan korkmazlar. Ama satıyorlar. Yok. Kurban fukaranın yiyeceği et. Ya da al götür evine koy. Bir yıl boyunca ye kardeşim. Sıkıntı yok. Satılmaz. Nasıl sattınız be vicdansızlar? Allah muhafaza eylesin. Emin insan, iyi ameller işleyen, salih ameller işleyen, iyilikler, güzellikler işleyen kimseler üretmek müminlik. Böyle bir kimsenin ilmi ölüm anında güzel bir surette ya da hoşlanarak kuşanacağı bir ışık olarak görünür. Böyle bir kimsenin bütün amelleri surete bürünür. Ölüm anı uzak. Ölüm anına gelmez. Ben biraz daha ileri gideyim. Böyle bir kimsenin namazı surete bürünür. Namazı kılarken namazın başında durur. Böyle bir kimsenin zikri surete bürünür. Daha zikrullah yaparken onun suretini görür. Böyle bir kimsenin orucu surete bürünür. Başlar oruç kendisini tutana dua etmeye. Ya Rabbi onu affet demeye. Böyle bir kimsenin namazı surete döner. Daha namazın başındayken, o namazdayken namaz onun başında dua etmeye başlar. Ya Rabbi beni kılanı affet diye. Bunu görmeyen sufi daha sufi değil. Bunu yaşamayan henüz daha o hale gelmemiş. Ölüm anı bizim için uzak bir andır. İş bitmiş o zaman zaten. Sen o zamana kaldıysan yandın ayandın. O zamana kaldıysan yandın ayandın. Vasat sufiler ancak bunu ölüm anlarında görürler. Vasat sufiler. Bizim dergahımızdaki sufiler bu ibadetleri işlerlerken görecekler.
işlerlerken, zikrullah esnasında Allah dediğinde o yapmış olduğu zikrullahın nereye gittiğini kendisi görecek. Evet. Allah dediğinde Allah lafzının surete bürünüp nereye gittiğini görecek. Ölüm anı uzak. Uzak uzak. O vasat sufilerin, vasat müminlerin anıdır. Hani var ya hadis-i şerifte, ölüm ayet-i kerimede ölüm anında gözlerinden perdelerinin kaldırılacağı, ölüm anında gözünden perdenin kaldır, hem kafir hem mümin, her ikisinin de. Ve o gözünden perde kaldırıldığında o gidecek olduğu yeri göreceği ayetle sabit. Hazreti Pir bu ayet-i kerimeyi söylüyor. Uzak. Onu daha yakından görecek inşallah. Bazen ölüm anı yaklaşırken bir kimsenin miras aldığı peygamber o kimseye görünebilir. Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir. Bu nedenle ölüm yaklaşırken o kimse Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Muhammed'i veya başka bir peygamber görünür. Bu kimselerden bazıları bu peygamberler göründüğünde zevk içinde o peygamberin ismini söyler. Çünkü peygamberlerin hepsi saadet ehli arasındadır. Bunlar, tekrar söyleyeceğim, haddimi aşıyorsam Allah beni affetsin. Bunlar sufilerin seyri sülükünde yaşanan şeylerdir. Bu normalde o kimse hani sufi seyri sülükte ölmeden önce ölünüz sırrına vakıf olur. Ölmeden önce ölünüz sırrına vakıf olmak demek o kimsenin üzerinde birinci derecede günah kebairlerin uzaklaştırılıp o kimsenin nafilelerle Allah'a yaklaştıkça yaklaşma noktasıdır. Öyle bir şey olunca o kimse bu normalde bu hale geldiğinde zaten o hani Hazreti Pir'in dediği şey bu insanın kamillerin üzerinde tecelli eden şeyler. Ve o hale gelmezden önce o kimseyi peygamberlerden bir peygamber mürebbisi olur onun. Bir sufi 5. makama geldiğinde pirlerden birisi onun mürebbisi olur. Bir tane pir efendi onun mürebbisi olur. Yani öğretmeni oluyor. Telefonla mı konuşuyor orada birileri? Bir kimse mürebbisi olur onun. O pir onun mürebbisi olur. O pir efendiyle hemhal olmaya başlar. Ardından o kimse 5. esmadan 6. esmaya geçince ona peygamberlerden bir mürebbi verilir. Eğer o sufinin yolu açıksa, açıkça söylüyorum bunu. O sufinin yolu açıksa peygamberlerden bir peygamber ona verilir. Bu peygamberlerden kitap indirilmiş 4 büyük peygamberden midir, değil midir? O da onun ayrı bir derecesidir. Mesela İbrahim aleyhisselam farklı derecedir. Musa aleyhisselam farklı derecedir. İsa aleyhisselam farklı derecedir. Başlangıç olarak da Adem aleyhisselam farklı derecedir. Bir kimse Adem aleyhisselam mürebbi ise derecesi farklıdır. İbrahim aleyhisselam mürebbisi ise derecesi farklıdır. Musa aleyhisselam mürebbisi ise derecesi farklıdır. İsa aleyhisselam mürebbisi ise onun derecesi farklıdır. Bunların hepsini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerimi görür mü bunların hepsi de? Görürler. Ama ve lakin bunların içerisinde İsa aleyhisselamın mürebbisi olduğu sufi en yüksek derecededir. O kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini de sıkça görür mü? Evet. Bu kimseye 6. makamda peygamberlerden bir mürebbi verilir. 7. makam geçtiğinde o kimse onun mürebbisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olur. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne diyorsa öyle tecelli eder, öyle yapar.
Bir şey söylediğinde, o bir şey söylediğinde onun yerine getirir. Cenab-ı Hak zaman zaman, zaman zaman ya direkt onun kalbine ilham eder, kalbindeki nurun üzerinden, ya da direkt Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri konuşur onunla. Bu her iki taraftan hangisinden gelirse gelsin, o kimsenin bütün vücuduna ilham olarak gelir ve haktır. İster Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri konuşsun, isterse Allah direkt ona hitap etsin, her ikisinde arasında bir fark yoktur. Bu ölüm anına gelmez. Eğer bir kimse bu noktada belli bir makama, dereceye geldiyse sufilik yolunda, bu onun üzerinde tecelli eder. Ama buraya doğru gelirken o kimse kimden alır bunları yine? Yine üstadından alır. Üstadından alaraktan devam eder. Zaman içerisinde bazı sufilerin manevi olarak, bunları da söyleyeyim de aklınızın bir köşesinde kalsın. Bazı sufilerin mana olarak şeyhi var iken dahi, eğer onun maneviyatları açıksa, o yol yürüyecekse, ona bir şey olacaksa, başka pir efendiler de ne yapar? Onunla gelir, ona mürebbilik yapar. Bunlar hak mıdır? Evet. Ve o kimseler o peygamberleri gördüğünde muhakkak zevk alırlar mı? Evet. Ölüm anında böyle bir kimse İsa diye seslenebilir. Evet. Orada hazır bulunanlar, Allah dostu olan bu kimsenin böyle seslendiğini duyduklarında, ölüm anında İslam'dan çıkıp Hristiyan olduğunu söyleyecek, o kimseden şüphelenirler. Bunlar avamın işidir. Onlar kendilerince burada laf üretirler hep. Hep sorarlar ya, işte birisi vefat ediyor, işte görüyorum ben onu, birkaç tane böyle gördüm, bana soruyorlar. Hocam gülüyor mudu? Allah. Gülüyor olsa ne olacak? Gülmüyor olsa ne olacak? Yok, o kendince bir şey söyleyecek. Veya ölüm anında o kimsenin söylediği sözler, yaptığı şeyler, gördüklerini söylüyor ya o. Herkes oralardan bir şey çıkarır. Allah muhafaza eylesin. Ya da bir kimse İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden birinin ismini zikredebilir ve orada bulunanlar o kimsenin ölürken Yahudi olduğunu söylerler. Doğru. Ne var ki böyle bir kimse Allah'ın gözünde saadet sahibi büyüklerden biridir. Çünkü avam bu müşahede yerini asla bilemez. Sadece Allah ehli olan keş sahipleri bilir. 2'ye 296. Evet. Ölüm esnasında o kimse, bunun karşılığı, hadis-i şerif var ya, ölüm esnasında o kimse gidecek olduğu makamı görür diye. Gidecek olduğu makamı gördüğünden o makamın ehli olan peygamberleri ve salih kimseleri görebilirler. Ve hatta eğer ölecek olan kimse gerçekten salihlerden iyi bir salihse, o peygamberler onu daha o esnada karşılamak için yanlarına gelirler. O mümin bu noktada neyi sevdiyse ölüm anında o sevdiği şey onu karşılar. Enteresan bir not düşeyim size. Güzide Hanım vardı ya, hafız, yukarıda kursu olan. Onun ben cenazesine gitmiştim. Vefat ettiğinde Emir Sultan Hazretleri'nin hemen altına defnedildi. Ben onun özellikle Husisi cenazesine gittim. Yani o duyduydum, Bursa'daydım o zaman da. Cenazesine gittim. Herkes tabii işte gömme işlemleriyle meşgul olurken öyle bir an böyle Allah affetsin bu tip şeyleri gördüğümden böyle şeyden değil. Kendimce neyi gömüyorlar ki dedim içimden. Hani ne gömüyorlar ki? Millet telaş tabii. Baktım etrafında böyle, hani var ya, çok severler ya böyle. Geriye çekildim. Ne gömmesi? Allah affetsin. Melekler, kurra hafızlar, salihler, hepsi de Kur'an-ı Kerim okuya okuya gelip aldılar götürdüler. Bir an. Hem böyle
Kur'an-ı Kerim tilavet ede ede sesli nasıl Kur'an-ı Kerim okunuyor? Nasıl tilavet getiriliyor? Nasıl ama? Aldılar götürdüler şeyi. Güzide Hafız Hanım Efendi. Dedim ki ya neyi gömüyor ki bu insanlar dedim. Ne gömüyorlar ki? Tabii herkes zannediyor ki tabii neyi gömüyor? Cesedini gömüyorlar. Aldılar götürdüler göğe. Bunun gibi bir anekdot daha düşeyim. Tire'de Semerci Hafız Efendi vardı. Kendisi Nazilli Ali Efendi'nin halifesiydi. Bu fakiri de çok severdi. Ben o zaman Bursa'dayım tabii. Aramızda bir hukuk vardı. Onunla böyle bir muhabbet vardı. Allah affetsin. Ben onun öldüğünü bir anda gözümün önüne geldi böyle. Yine melekler Kur'an okuyor okuyor götürüyorlar bunu. Allah'ım dedim ya. Bu herhalde vefat etti galiba dedim. İçime geldi. Telefon açtım hemen. Bizim Alişan var. Alişan'a telefon açtım. Alişan dedim ben. Buyur dedi. Semerci Hafız Efendi vefat etti mi dedim ben. Cenazesinden geliyor şimdi dedi. İnna lillahi inna ileyhi raciun dedim. Bir kimse bir salih amel işliyorsa, o kimse salihse vefat ettiğinde o salih ameliyle hemhal olan diğer salihler onu karşılarlar. Bir kimse ömrünce Allah'ı zikretmiş. Boşa zikretmiyorsun. Vefat ederken zikredenler seni karşılar. Karşılar seni. Eğer bunun kalbi açıksa, hani önceden buna vakıf olur mu? Evet. Bazen hani arkadaşlar anlatırlar ya böyle işte. İşte Geylani Hazretleri geldi de beraber zikrettik de. Elhamdülillah. Yol budur. Allah bizi onlardan eylesin. Bahsettiğimiz konular insanın berzahtaki durumunun bu dünyadaki hayatı ile belirleneceği ilkesini gösterir. Evet. Ya normalde ne yaşarsanız onu görürsünüz. Ne yaşıyorsanız onu bulacaksınız. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Ekmediğini biçmek yok. Ateş eken kor toplayacak. Ateş ekmişsin sen. Kor toplayacaksın. Kin ekmişsin. Kin toplayacaksın. Sevgisizlik ekmişsin. Sevgisizlik toplayacaksın. Nefret ekmişsin. Nefret toplayacaksın. Sevgi ekmişsin. Nefret toplamazsın. Sevgi eken sevgi biçer. Kısaca hayat insanların nefislerine şekil verdikleri bir işlemdir. Eyvallah. Beden ölümle terk edildiğinde nefis kendi sıfatlarına uygun hayali suretlerde bedenleşir. Eyvallah. Nefis ne amel işlediyse onunla bedenleşir. Nefsin tüm işleri, ahlakı, halleri, makamları, ilmi ve gayretleri uygun suretlerde görünür. Eyvallah. Berzahta tüm insanlar yaptıkları işlerin ve kazandıkları şeylerin suretinde kıyamet gününe kadar rehinedir. Aynen öyle. Ne yaptıysan kıyamet gününe kadar onunla kalırsın. Onunla. Ne yaptıysan. Hani ateş ektiysen kıyamete kadar sen ateşte beklersin. Sevgi ektiysen kıyamete kadar sen sevgide beklersin. Sevgide. Başka bir yerde değil.
Hadis-i şerif var ya, ne diyor? Bir kimse ölüm şeyle alakalı, kabir hayatıyla alakalı. Bir kimse diyor iyiyse mahşeri iyi cenneti görerekten bekler. Kötüyse cehennemi görerekten bekler. Kabir azabı da budur zaten. O zaman o azabı biz yanımızda kendimiz götürüyoruz. Tövbe etmeden kötülüklerle öldüysek o azabı ne yaptık? Biz yanımızda taşıdık. Allah'ım iyi etsin inşallah. Kaldı gene burada. Bu haftaya devam edeceğiz. Sen inşallah buradan ayır bunu. Tam yeni eklediğin yer kaldı. Tamam? İnşallah. Bunun soru sahibine ulaştır. İslami ceza hukukunda hapis uygulaması var mıdır? Tutukluluk vardır. Hapis yoktur İslam hukukunda. Tutukluluk yani bir meselenin, bir hadisenin anlaşılması, bu meselede haklının, haksızın belli oluncaya kadar tutukluluğu vardır. İslam'da hapishane yoktur. Tutuk evleri vardır. Bir olay oldu. Tutuk evinde tutuklanır. Olay meydana çıkıncaya kadar. Olay meydana çıkar. Gerekli olan cezası verilir. Biter mesele. O kimsenin özgürlüğünü siz yok edemezsiniz. İslam hukukunda ceza evi yoktur. Yaptığı suça göre tembihse tembih alır, tazirse tazir alır. Örneğin işte dayaksa dayak cezası alır. Cezasını alır biter. Sürgünse sürgün edilir İslam hukukunda. Sürgün edilir. Eline bir vesika verilir. Bu şehirde yaşayamazsın denir. O adam elindeki vesikayla çıkar. Başka bir şehre gider. O şehrin amiri seni ister alır şehrine ister almaz. Vesikanı gösterirsin ona. O bir kimse bu suçu işlemiştir denir. Bu suçu işlediğinden dolayı işte sürgün cezası verildi. O şehirdeki malın mülkünü satar, eşini, çoluğunu, çocuğunu yanına alır, başlar kendisini kabul edecek şehir arama. En sonunda bulamaz. Bulamayınca da gider şehrin dışında bir yer alır kendine, oraya oturur. Mezralar, mezralar, köyler böyle oluşur. Böyle oluştuğundan dolayı orada cehalet hakimdir. Böyle oluştuğundan dolayı orada hukuksuzluk hakimdir. Neden? Suç işleyenler orada toplanır çünkü. Suç işleyenler. İslam şehir hayatında idame eder, yaşanır. Ama şehir hayatında da o kimsenin en güzel ahlakla ahlaklanması gerekir. Şimdi böyle bir şey söz konusu olmadığından kapı komşumuz katil mi, uğursuz mu, ne idiyor belli değil. Belli değil. Bilmiyor kimse. Neyle yaşadığımızı bilmiyoruz. Allah muhafaza eylesin. Allah gecenizi hayır etsin. El-Fatiha'ma selavat. Amin. Destur. Yarın Afyon Mevlevihanesi'nde inşallah mesnevi okuması ve zikri olacak. Gelebilir.